Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği'ne hoş geldiniz. Futbol 2023'te bu haftanın gündeminde neler var? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Bu hafta ödül haftası. Ödüllerin dağıtılacağı haftaya geldik. Haftalar öncesinde 1 milyar futbol paralık turnuva başlamıştı. Ve sonunda o turnuvamız dün bitti arkadaşlar. Hediyeler de önümüzdeki Perşembe günü verilecek. Hatta dün çok önemli bir turnuva vardı. 1 milyar futbol paralık turnuva 3'e ayrılıyor. İkincisi ve üçüncüsü bizleri ilgilendiren aşamalarda. Hafta sonu etkinlikleri gelmişti. Maçlarda bol bol gol atmaya çalışmıştık. Fakat bir tanesi ise eFootball Ligi'nde ilk ikiye giren ülkelerinde ilk iki sıralamaya girenlerin kendi aralarında oynayacakları turnuvaydı. Dün de bu yapıldı. Bizim ülkemiz son 16'ya kalmıştı. Önce Suudi Arabistan, sonra Japonya, sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçerek finale yükseldi. Diğer tarafta ise rakibimiz finalde Brezilya'ydı. Brezilya 1 milyar futbol paralık turnuvada birinciliği aslında garantilemişti. Finalde Brezilya'ya kaybettik. Bu turnuvada ikinci olduk. Fakat bu turnuvada ikinci olduğumuz için aldığımız o galibiyetler bizim ülkemizin sıralamasını yükseltti. Dün detaylı açıklamalar yapmıştık birçok videomuzda. Sadece üzerinden geçeceğim arkadaşlar. Biz genel sıralamada dünkü sonuçlarla birlikte ikinci sıraya yükseldik. Hafta sonunda üçtük. Orası değişmiyor. Gol sıralamasında 8. sıradaydık. Orası da aynen kaldı. Genel sıralamada ikinci sıraya çıktığımız için de 50 değil 100 milyon e-futbol parası kazandık. 40 milyon e-futbol parası da hafta sonundan toplamda 140 milyon e-futbol parası Türkiye'ye verilecek. Brezilya 400 milyon e-futbol parası aldı. Sonrasında biz 140 milyon e-futbol parası kazandık bu turnuvadan. Bol gol etkinliğinden, bol gollerden ise alamadık. Orada da şöyle bir durum varmış. Biz 8. sırada bitirdik. Konami ilk 5'e verip sonra 6, 7, 8, 9'a vermeyip 15'e 25. sıradakine ve 35. sıradakine verecekmiş. Acayip bir durum. Golde üst sıralarda olsak da sadece genel sıralamamızı etkiledi oradaki başarımız. Golden e-futbol parası ne yazık ki alamıyoruz ama 140 milyon e-futbol parası da epey bir yüksek e-futbol parası. Seçilen ülkeye göre o ülke artık ne kazanmışsa, kişi başı ne düşüyorsa Perşembe günü oyuna girdiğimizde hesaplarımıza yatmış olacak. Tabii Türkiye'ye ne kadar para yatar şimdilik bilinmiyor. Ama dünkü sonuçlardan sonra artı 50 milyon e-futbol parası daha geldiği için e-futbol paramız arttı. Burada şart şuydu arkadaşlar. 1 Aralık günü oyun açıldığında 1 Aralık Perşembe gününe gelmişti. O gün hangi milli takım artık seçiliyse Konami bizi ona kaydetti. 1 Aralık'tan sonra seçilen takımlar geçerli olmuyor. Oyuna belki yeni başlayan arkadaşlarımız olabilir. 1 Aralık'tan sonra başladıysanız ne yazık ki bu hediyeyi alamazsınız. Veyahut da kulüp takımı seçiliydi diyelim. 1 Aralık'tan sonra milli takım seçtiyseniz yine hediye vermeyecektir. 1 Aralık milli takım seçmek için son gündü. O seçilen milli takım hangisi ise hiç fark etmez. Bazı arkadaşlarımız örneğin Brezilya'yı seçti. Bazı arkadaşlarımız belki Arjantin'i seçmiş olabilir. Farklı ülkelerde yaşayıp Türkiye'yi seçen arkadaşlarımız da var. Hangi ülke seçildiyse o ülkenin hediyesi bu Perşembe günü verilecek. Gündeme devam ettiğimizde bugün bitecek oyuncu paketimiz var. Pazartesi günü orta saha futbolcuları gelmişti. Ben buradan top açılımı gerçekleştirmedim. Goreska var aslında ama gerçekleştirmeyi de düşünmüyorum. Bugün bu paketin son günü. Yarın yeni paket geliyor. Yarın Konami dedi ki inanılmaz hücumcular gelecek. Öyle de bir başlık atıyorlar ki az önceki o orta saha futbolcularına da öyle değişik bir başlık atmışlardı. Gelecek futbolculara bakınca yine içerisinde birkaç tane istenecek futbolcu da bulunuyor. Bunlar maksimum seviyeler değil arkadaşlar. Yarın sabah maksimum seviyeler açıklanacak. Ben de yarın sabahki videomuzda sizlerle paylaşmaya çalışırım. Burada Lewandowski var. En yüksek seviyeli futbolcu olacaktır. Sonrasında Son var. Son da son haftalarda geliyor sürekli. Sağ açık futbolcusu Pablo Sarabia. Sonrasında Gnabry var. Ben Gnabry'i istiyorum. Son'u çıkarmıştık. Lewandowski, Gnabry. Lewandowski benim hesapta yoktu. Onu o yüzden Lewandowski de gelebilir diyorum. Grealish var. Pulisic var. En-Nesyri var. Ve Felix. Yarın gelecek oyuncular bunlar. Bunlar tabii maksimum seviyeleri değil. Bakalım kaç seviyeye ulaşacak buradaki futbolcular. Dün 2000 futbol puanı kazanabileceğimiz oyuna bir yayın linki geldi arkadaşlar. Almadıysanız alabilirsiniz. Perşembeye kadar süresi var. Oyuna girdiğimizde böyle bir yazı var. Sonrasında burada yayına tıkladığımızda YouTube'a yönlendiriyor. Sonra geri geldiğimizde hesabımıza 2000 futbol puanı veriliyor. Parası değil ne yazık ki puanı. Geçen hafta 500 vermişlerdi. Artık final karşılaşmaları olduğu için ve çok da uzun sürdü. 12'de başladı, 6.30'da bitti. Türkiye'de finale kadar gittiği için son ana kadar da takip ettim ben de. Çok da zevkliydi, eğlenceliydi. Ülkemizi temsil eden arkadaşlara da tekrardan teşekkür ediyorum ben.
Bu 2000'e futbol puanını da almayı unutmayalım arkadaşlar. Ayrıca bazı paketlerin süresi Perşembe günü doluyor. Bruno Fernandes, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Bayern Münih. Bunlar almaya düşünüyorsak son 4 gün. Bugünü de sayarsak son 4 gün Perşembe günü bunlar kaldırılmış olacak. Bu paketlerin şöyle kötü bir tarafı var. Oyun tarzları hepsinde 90 değil. Sadece bir tane oyun tarzı 80, diğerleri daha düşük. Mesela Barcelona aldığınız zaman top çevirmesi 80, diğerleri düşük. Sonrasında eklenen paketler öyle değil. Şu an Player of the Week Club Selection oyuncularına baktığımız zaman oyun tarzları hepsinde 90. İstediğimiz oyun tarzında oynayabiliyoruz. Bu eskiden gelen paketlerde böyle bir durum yok. Oyun tarzları sadece bir tanesi yüksek, diğerleri düşük. Oyun içerisinde kampanya hedefleri diye bir bölüm var arkadaşlar. Buradaki hediyeleri almış olabilirsiniz. Bunun da süresi Perşembe günü bitiyor. Burada da 50 futbol parası vardı. En değerli olan da o. Oldu ki almadınız. Belki de yedek bir hesabınız vardır. Almayı düşünüyorsanız bu Perşembe günü son. Buradan 50 futbol parası ve 50.000 GP alıyorduk. Ayrıca Konami geçtiğimiz Perşembe günü yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyadan dolayı 200'e futbol parası veriyorlar ama onu da hemen 200 peşin tek bir halde vermiyorlar. 4 parçaya böldüler. Haftalık 50 futbol parası, 4 haftada verecekler bunu da. Toplamda 200'e futbol parası. 4 tane efsanevi futbolcu. GP hediyesi çok fazla. Etkinliklerden GP ve antrenör puanı kazanabiliyoruz. Kazanacağımız GP'lere baktığımız zaman toplamda günlük giriş olsun, etkinlikler olsun 1 milyon 400 bin GP. Bayağı bir GP veriyorlar. Son 1-2 aydır bol bol GP veriyorlar. Antrenör puanı da 160 bin DP. Etkinliklerden falan kazandığımızda, çünkü 3 katı veren etkinlikler var. 160 bin DP. Kampanya detaylarına baktığımız zaman Konami oyunu her gün giriş yaptığımızda hediye veriyor. Burada Perşembe günü efsanevilerden bir tane topaçma hakkı. Ayrıca 5. gün 50 futbol parası, en dikkat çekenler. Diğerleri GP hediyeleri. Etkinliklerden daha fazla GP kazanıyoruz. Daha fazla DP kazanıyoruz. E-futbol ligi olsun, rüya takım içerisindeki etkinlikler olsun. Oradakileri zamanımız varsa tamamlayabiliriz. Hem e-futbol parası veren 2 tane 50 futbol parası veren etkinliğimiz var. Player of the Week top açma hakkını veren bir tane etkinliğimiz de var. Onlar Perşembe'ye kadar devam ediyor. Diğer etkinliklerimizden de bol bol GP ve antrenör puanı kazanmaktayız. Bu efsaneviler için gelecek paket Perşembe yine geliyor. 4 tane efsanevi var. Bir tanesini açtık, kullandık. Geriye 3 tane oyuncu kaldı. Bunları her hafta Konami bize hediye edecek. Aynı Fransa paketinde olduğu gibi buradaki 4 oyuncuyu hediye ediyorlar. Given'la Lizarazu yerine daha farklı isimler keşke olsaydı. Hadi Del Piero, Lampard istenebilecek oyuncular ama Lizarazu ve Given olmayıp daha güzel istenebilecek oyuncular olsaydı keşke. Ben buradan Del Piero'yu çıkardım. Hatta diğer hesabıma da top açılımı gerçekleştirdim. İki hesaptan açmıştım. Oraya da Del Piero çıktı. İkisine de Del Piero çıkardık. Del Piero'yu ben geçmişte çok kullanmıştım ama hiç Lampard'ın böyle bir kartı elimde yoktu. Bu hafta da inşallah Lampard'ı çıkarırız diyelim. Ayrıca mağazaya 3 tane oyuncu eklendi. E-Futbol Hub uygulaması bu üçünün maksimum seviyelerini paylaşmıştı. Hatta önceden eklenen futbolcular da var. Şöyle maksimum seviyelerine bakıldığında belki mağazadan oyuncu almayı düşünüyor da olabiliriz. Bunlar kadromuzdaki değerleri, örneğin Onana kadromuzda 96'ya çıkıyor. Inaki Williams kadromuzda 95 seviyeyi görmekte. Hakim Ziyech de kadromuzda 95 seviyeye kadar çıkıyor. Onana'yı ben beğendim diyebilirim. Hoşuma gitti Onana. Ben aslında buradaki yukarıdaki 3 tane futbolcuyu da aldım. Test ettiğimde Onana'yı daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Aşağıdaki 3 futbolcuyu almadım. Onların da seviyelerine bakıldığında göbek futbolcusu G'ye 95, Renan Lodi sol bek 95, Kluivert 92 seviyeye kadar çıkmakta. Konami Epic kartlarla alakalı açıklama yaptı. Gelecek Epic kartlar dedi ki Rummenigge, Beckenbauer, Kaka bunların Epic kartları olacak. Ayrıca Epic Big Time kartları da paylaştı. David Villa, Matheus ve Zico. Bu isimlerin bu tarz Epic kartları olacakmış. Epicler beni hiç heyecanlandırmıyor arkadaşlar. Çünkü 150 futbolcu içerisinden çıkarmak gerçekten çok zor. Hatta belki de birçoğumuz oradan top açılımı gerçekleştirmiyoruz. Eskiden ikon geleceği zaman heyecanlanırdım. Hangi ikonlar gelecek diye. Çünkü oyunlar haftada 500'e futbol parası, eski adıyla MyClub parası kazanıyorduk. En azından birkaç hafta biriktirip ikon çıkarma şansımız oluyordu. Şimdi daha az futbol parası kazanıyoruz. Çok fazla futbolcu içerisinden top açılımı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Epicler ben de PES zamanındaki ikonlar kadar heyecan vermemekte. Siz de benimle aynı duyguyu yaşıyor musunuz? Yorum yazarak görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca bugün Dünya Kupası'nda final günü. Dünya Kupası'nın da sonuna geldik ve finalde Arjantin-Fransa karşılaşması var. Saat 18'de Türkiye saatiyle 6'da akşama doğru 6'da maç başlayacak.
Üçüncülük maçında da Hırvatistan Fas'ı 2-1 yendi ve üçüncü oldu. Fransa'da bazı futbolcuların sakat olduğu, grip olduğu falan söyleniyor. Maç saatine kadar iyileşecekler mi? Hangileri oynayacak, hangileri oynamayacak? Geçen bir baktım, kaç tane futbolcu hastalanmış Fransa'da, antrenmanlara çıkamamışlar. Bakalım bu akşam nasıl bir maç olacak? Fransa'nın öyle bir kadrosu var ki, o oynamasa öteki oynayıp yerine doldurabilecek genişlikte bir kadrosu var. Arjantin'de Messi Dünya Kupası'nı kaldırabilecek mi? Bu maçla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere şimdiden mutlu haftalar diliyorum. Sağlıklı haftalar. Hoşça kalın.